İğme de mi? İğme. Oğlum tutamıyorum hepsini. I see the team every day in the training, and we work very, very hard. I think it's better than in the beginning, and we still do it every day and fight very hard for progress to be the best team in Turkey. Takımı tabii ki her gün antrenmanlarda görme fırsatım oluyor. Gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Ligin başına göre kesinlikle daha iyi bir durumdayız. Türkiye'nin en iyi takımı olmak için çok fazla savaşıyoruz. Evet, başka soru? Also, the first time I read something here in the newspapers and that, but before I never heard something from Erzurumspor and it's only from the media, so I never hear something. That's what I can say. But a lot of respect for Erzurumspor, but I never hear something from them. Açıkçası ilk olarak gazetede okudum bu haberleri. Açıkçası bu haberler çıkmadan önce Erzurumspor hakkında pek fazla bir şey duymamıştım. Dediğim gibi medyada duymamdan ibaret. Tabii ki Erzurumspor'a saygım var ama bu haberlerden önce çok fazla bir şey duymamıştım onlarla ilgili. Geldiği günden beri çok fazla kişi alıyor. Açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geldiğim günden itibaren kulüpteki insanların bana karşı her zaman çok iyi olduğunu ve gelişimimi desteklediğini görüyorum. Benim gördüğüm şey bu, çok fazla eleştirildiğimi düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce iki tane önünde çok önemli santrafor. Tabii ki gelmeden önce takımdaki oyunculara bakarsınız ama ben mevzuya birinci, ikinci, üçüncü forvet olarak bakmıyorum. Biz bir takımız, hep birlikte birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Oynayan oyuncular, oynamayan oyuncular her zaman birbirine yardım ediyor. Aramızda iyi bir arkadaşlık var. Dediğim gibi biz Fenerbahçe'nin iyiliği için birlikte savaşıyoruz. Öyle bir bakış açımız yok açıkçası. Şunu soracağım. Farklı bir görevde görüyoruz. Pres yapan... Tabii ki her şeyden önce önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Benim için tabii ki bir forvet olarak gol atmak çok önemli. Ama son hazırlık maçında da bir gol attım. Bu da tabii ki benim için çok iyiydi. Tabii ki gol atmak istiyorum. Ceza sahasına girdiğim zaman benim görevim gol atmak. Ama aynı zamanda defansif bir görevim de var. Takıma yardım etmek istiyorum. Herkes birbirine yardım etmek istiyor saha içinde. Dediğim gibi zamanla goller de gelecektir. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. İlk 8 haftaya baktığımızda first 8 games. Çok eleştirilmiştir. As we told you, it's not my work. The coach decides who's playing. But when I'm playing, I'm very happy and I will give everything, every second for Fenerbahçe. Tabii ki o benim işim değil, bu hocamızın görevi bu kararı vermek. Ben oynayınca tabii ki mutlu oluyorum ama dediğim gibi önemli olan Fenerbahçe. Bence takımın performansı son haftalara baktığımızda daha iyiye gidiyor. Tabii ki bir gelişim var ama istediğimiz seviye bu değil. Daha da iyi olmak istiyoruz. Önemli olan maçları kazanmak tabii ki. Sonuçta 3 kulvarda yarışıyoruz. 3 kulvarda da hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem UEFA Kupası'nda tabii ki bu 3 kupayı kazanmak istiyoruz. Şu anda yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Goller de devamında gelecektir muhakkak benim için. Ama ben şunu söyleyebilirim ki ben bu takımda herkesten çok daha fazla çalışıyorum. Bunu da görüyorlar. Evet, çok daha fazla çalıştığını aslında bizler de antrenmanlarda görüyoruz. Yaklaşık 2-3 aydır buradayım. Hocamızdan çok fazla şey öğrendim. Gerek taktiksel anlamda, gerek diğer konularda. Oyunculardan da teknik anlamda çok fazla şey öğrenebiliyorum. Ben her maçta, her antrenmanda gerçekten çok çalışıyorum. Elimden gelenin %100'ünü, %120'sini vermeye çalışıyorum. Başarı da ancak bu şekilde gelir diye düşünüyorum. Birazcık pozitife odaklanmamız gerek. Sadece negatife odaklanmamamız gerek. Fenerbahçe want me, I see also the birthday, and I think maybe it's destiny. It not depends what happened here, but maybe it's destiny, and that makes me proud. When I come in and see these things on my chest, it makes me proud. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bu tesadüfü gördüm ben de. Gerçekten belki de kaderim budur diye düşündüm. Göğsümde bu sayıyı gördüğümde gurur duymamı sağlıyor. I know it's the year. But the same thing, yeah. The same numbers. Kurmuşsunuz tarihle aynı numara.
Takımdaki hava çok iyi diyebilirim. Çok fazla, çok iyi kalbi olan insan görüyorum takım içinde. Her birinin içinde futbol tutkusu var. Bence birlikte çalışarak büyük hedeflere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla farklı milletten oyuncu var ama hepimizin hedefi aynı. Tek bir hedef için, tek bir amaç için savaşıyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı için. Tabii ki futbol içinde bu tarz olaylar ilk defa olmuyor. Profesyonel olarak bu tarz durumları kabul etmeniz gerekir. Tek diyebileceğim şey tabii ki onlar hala iyi arkadaşlarımız. Ya, tabii ki bize sebepler hakkında bir şeyler söylediler ama önünüze bakmak zorundasınız.